bekliyordunuz. Evet. Bekliyorduk abi. Yağmurlu bir günde abi. He? Yağmurlu bir günde. Merhaba, nasılsınız? Sağ ol, sen sorma. Teşekkür ederiz. Ne var ne yok? Bir tane TikTok'ta şöyle bir adam var. Bir şey soruyor. Sor. TikTok'ta? Evet. Hesabınız var mı TikTok'ta? Yok. Yok mu? Şey, izliyor musunuz hiç? Peki hani son dönemde TikTok çok böyle gençler arasında fenomen oldu. Ne düşünüyorsunuz bu tip akımların gençler arasında çok fazla revaçta olması? Sizce nasıl yani? Akımlar mı? Evet, bu tip akımların yani sosyal medyada. Yani oyalanma biçimi, ileride her şeyi kullanmak zorunda değilsiniz yani. Peki ünlülerin orayı hani bir para kazanmak için bir mecra olarak görüyor. TikTok'tan para kazanılıyor mu? Evet, Mehmet Erbil yapıyor mesela. Yapanlar var. Düşünür müydünüz böyle bir şey? TikTok'tan uğraşamam. Güzel yani, zaten Twitter ve Instagram'da zor uğraşıyor. Vakit olmuyor. Öyle çalışıyorsanız daha da kötü. Şimdi bu asıl şeyi sormak istedim de bu Okan Bölge'nin bir dönem açıklaması vardı. Instagram ve diğer işte bu sosyal medya uygulamaların gençleri olumsuz etkilediği, düşündürmediği, işte olumlu anlamda olumlu şeylere sevk etmediği, yani boş işlere sevk ettiği şeklinde açıklaması var. Yani gençlerin ya haksız kadar... haksız diyemezsin tabii. Yani gerçekten de popülasyona çok şey meyilli bir şey sosyal medya. Kimi nasıl kullandığına bağlı yani. Yani Twitter haber duyurmak, siyasi haberlere ulaşmak biraz daha kolaydı. Instagram daha farklı yani. İnsanların olabilecek disiplinsiz her şeyi paylaşmaları tabii ki de şey, yani çok normal karşılanacak şeyler değil yani. Siz ne yapıyorsunuz? Ben çalışıyorum. Haberiniz yok tabii. Yok, haberimiz var. Ne? Fox'ta oynuyorsunuz. Fox'ta. Eyvah, kapat abi. Yanlış. Yok. Yanlış. Yanlış. Ben öyle biliyorum. Röportaj yapmak kolay. Tuzakta oynuyor. Tuzakta oynuyor. TV8'de. Pardon, orayı düzelteyim. Yok, hiç kesme oraları. Keserim abi. Biz de bir şey kesiyor musun? Keseriz siz. Muhammed. Ne olacak? Nasıl gidiyor dizi? Daha önce konuşmuştuk siz dizi başlamadan önce. Vallahi keyifli mi her şey? Yani set çalışmaları iyi de sonuçlar tatsız tabii yani. Sonuçlar mı tatsız? Evet, hani reytinge bağlı her şey gelişiyor ya. Onun için biraz onun sonuçlar tatsız tabii. Yani bizi üzüyor. Şeyimizi bitiriyor. Evet. Tüketiyor enerjimizi. Yani modumuzu düşürüyor sanırım. Evet. Neye bağlıyorsunuz peki? Hani artık ekranlardaki senaryolar izleyiciyi mi yakalayamıyor yoksa izleyicinin artık tercihleri mi değişti? Farklı şeylerden konuşamıyor artık. Seyircinin tercihi çok çok nadir rastlarsın bu şekilde. Yani herkesin ilgisini çekebilecek bir alan yaratmak lazım. O alan içerisinde de kanavayı oluşturan hikayenin dağılımlarını yapmak lazım. Belki o bizde yok. Yoksa biz elimizden geleni yapıyoruz diyorsun hani oyuncu olarak. Bir tek ona bağlı olmuyor. Yani siz performansınızı istediğiniz kadar dinç tutun. Hani sizi etkileyen senaryo varsa, sizi etkileyen reji varsa, sizi etkileyen kanal yayını varsa ister istemez. Yani kolektivizm anlayışını ya da dağılımını henüz kabullenemedim. Hani bu yük bu anlamda hani şey sadece oyunculara şey yapılmıyor, yüklenmemeli değil mi? Hani yani sadece oyuncunun üstünde olmamalı değil buna, mi? Buna kimsenin başroller, işte yan roller. Buna kimsenin hakkı yok canım. Yani oyuncuyu etkileyen bir sürü şeyler var. Yani siz baştan kabul ettiğiniz karakterin sonra yani hayretler içinde kalabileceğiniz bir alana yayılıyor. Sıra asıyor. Yani senaryonun ya size yazılan karakterin farklı yönlere evrilmesi. Yani, yani keyfe gider olmuyor bu işler. Yani onun için de belki de dijital ortamlarda daha net bir şey yapma şansınız var. Çünkü atıyorum 10 bölümse 10 bölüm senaryo içerisinde karakterinizin yayılımını takip edersiniz. Ona göre evet ya da hayır dersiniz. Burada da tam tersi oluyor. Yani birinci bölüm ya da birinci bölüm senaryosunu okuyup evet dediğiniz şey başka bir hale dönüşüyor yani. Ya kavga edeceksiniz bu alanda, o zaman adınız huysuz oluyor. Ha, yapımcıyla ya da işte senaristle. Yani hepsi, toplam hepsi. Sizin dışınızdaki herkesle yani. O zaman o da şey olmuyor yani. Türkiye'de bu tür tepkilerin ya da olumsuzluğa karşı verdiğiniz mücadele genelde hani, trollere çok açık olduğu için sizi nasıl değerlendireceklerini de
az buçuk kestiriyorsunuz, onun içinde şey yapıyorsunuz. Yani. Ama sizin dünyanızda hani eğitim dünyası bu tip tepkileri veren ya da verebilecek çok az insan olduğunu biz biliyoruz. Hani bu anlamda hani tepki koymak ya da işte bunu bir şekilde söylemek, ifade etmek çok zor geliyor sanırım insanlara. Çünkü bu işten ekmek yedikleri için belli şeylere karşı mı gelemiyor? Valla bu işin kanuni hakları olması lazım. Bu şeylerle, bu tür elde tutulur olmayan bir takım şeylerle gelişmeler göstermemiz çok şanslı yani. Yani mümkün. Yani sizi koruyan hem oyuncuları hem set çalışanları hem rejiyi hem senaristi koruyan bir takım yasalar olması gerekiyor ki siz de hakkınızı, ya bir dakika kardeşim ya, ben bu karakteri kabul ettim, siz ne halindeyim? Şimdi Batı'da öyle gelişiyor. Peki siz normalde hani dediniz ya, bu tip hani bir şeyde o zaman sesimizi yükselttiğiniz adam, bir şey tepki gösterdiğiniz adam, işte aksi adam ya da işte atıyorum ters adam, hani algısı yapışıyor dediniz ya üzerimize. Bu algıyı yani bu anlamda hiç şey yaptınız mı? Bu algıyı kırmaya çok uğraştınız mı? Ya da insan... Tabii canım, uğraşması olmaz mı? Ya tiyatro dahi 47 senedir bu işte uğraşıyorum. Sürekli sessiz kalmak mümkün mü? Bir de aldığınız eğitim. Yani sizin zaten muhalif olmanız gerektiğini, aktörlük zaten muhalif demek yani. Her geleni kabul etmek anlamında değil. Ama sistem sizi öyle sindiriyor ki sanki aslında siz her şeyi kabul eden bir adam gibi görünüyorsunuz. İşin tehlikeli kısmı o zaten. Yani onun için ciddi anlamda bu işi, bu mesleği disiplinli yürüten aktörlere böyle bir şey laf etme aktörü yok. Peki siz hani bu rolden ya da işte yazdan şeyden memnun değilsiniz anladığım kadarıyla. O zaman ki... Hayır, memnuniyetin ötesinde beklediklerinizin gerçekleşmemesini istiyor. Beklentiler bizi karşılamıyor. Peki star isimler hani bu muamele sizin gibi hani star isimlere bu muamele işte başrol oyuncularına bu tip muamelenin olması bir yadırganıcı, yatsıcı bir durum değil mi? Oyunculuk sektöründe kim star? Örnek verir misin? Yani belli bir kariyere gelmiş, kim? Belli işler kim yapmış mesela? İsimler işte şimdi... Kadimin olur diyelim. Yani siz diyelim. Yapmıyor zaten. Siz diyelim. Hani sizin gibi belli bir oyuncular bu sektöre emek vermiş. Yani eskilerde. Yıldızını parlatmış. Belli bir geçmişin maalesef olan insanlar hani bu tip muamelelerin yapılması sizce doğru mu ya da haksız mı? Asla değil tabii canım. Yani şöyle düşünün, en azından örnek şu sette deneyim olarak da, kariyer olarak da tek adamım ben yani. Hiyerarşik olarak da siz bir takım isimlere izin veriyorsunuz. Sonra diyorsunuz ki ben niye izin verdim ya? Ben çelişki oradan başlıyor. Onunla bağlantılı bir soru soracaktım. Evet. Siz geçmişten günümüze yani Yeşilçam zamanından hani buraya taşıyabiliyorsunuz, başarılısınız ve popüler dizilerdesiniz ama Yeşilçam oyuncularında bunu göremiyoruz. Sizdeki gördüğünüz örneği bunun sebebi... Kimse kalmadı zaten. Arkadaşlar televizyonda başrolünü sürdüren bir tek ben kaldım. Evet, onu yani sınır mıydı? Yok. Yani keşke onlar olsaydı da. Hayır, şu an şey. Çoğu hayatta ve yapmıyorlar bir şey yani. Yapmıyorlar. Çoğu sesli çekimler ötürü seslerini kullanmadıkları için kimse istemiyor, dublaj yapmak istemiyorlar. Ya da onlar bu meslekten elini ayağını çekti, başka işlerle uğraşıyorlar yani. Ama sizin, yani benim yapabileceğim başka bir şey yok yani. Evet. Mesleğinde... Bu projenin içinde mutlu olmadığınızı ben anladım. O zaman bundan sonra nasıl bir yolu izleyeceksiniz? Mutsuzluğa yol açmamak gerekiyor. Anladım. Evet. Nasıl bir yol izlemeyi tercih edersiniz? Hani... Başa dönmek. Peki. Teşekkür ederiz. Teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Peki Yeşilçam oyuncularını hani sizin jenerasyonunuzdan beri göremeyecek miyiz artık? Yaşıyorlar hepsi efendim. Baba Yeşilçam'dan yeni jenerasyon yok. Yok. Bir tane söyleyeyim misin bana? Evet diyeyim ben. Yok. Yok, gerçekten yok. Peki yapımcılarda eski oyuncular yani Yeşilçam'dan gelen oyunculara böyle bir karşı böyle bir nasıl bakış açısı var? Nasıl sizce onun? Yok, öyle tepkili bakışları yok ya. Yani o aktörlük mesleğinizi, yeteneğinizi, çabanızı, yaratıcılığınızı sürdürüyorsanız, fiziğinize iyi bakıyorsanız, koruyorsanız sürekli yeni oyuncular çıkıyor. Onlar da yapımcılar da onlar yeni... Onlar oyuncu demeyelim biz. Ekranda kendi görüntülerini arayanlar değil. Evet, bunu bahsedeceğim. Yani yapımcılara burada bir görev düşmüyor mu yani? Mesela gerçek oyuncu, yani 47 sene mesleğini vermiş oyunculara yönelmeleri, yani bu küsenleri, işini yapmayanları daha çok ön plana çıkarmaları daha doğru değil mi? Ya da onların şartları mı zor olduğu için yapmıyorlar? Ya bu iş, bu oyunculuk dediğimiz şey, tiyatro, televizyon, sinema diye ayırt edilmiyor zaten de. Televizyonda popülariteyi yakalamış insanların kendilerine yatırım yapmaları gerekiyor. Yani oyunculukların ses kullanımlarını,
iyi geliştirmek bekliyoruz. Ve bu da olmayınca gerçekten de bunu daha çok yaz dizilerinde görüyoruz. İşte güzel kadın, yakışıklı erkek. Ne deniyor bunlara? Sispekleri olan. Bak ya insanlar yani. Benim hiçbir zaman sispekim olmadı. Onlara mı başvuruyor? Çok güzel bir kariyeriniz oldu. Hani... Ya baba sen de görüyorsun onların var olduğunu. Bana niye soruyorsun? Onlar başvuruyorlar. Onlar da var. Hayır olsunlar. Tabii ki onlara ne ihtiyaç var ama yani ben oradan para kazandım. Bu mesleğe hep böyle sürdüreceğim. Mantığını geliştirmeleri gerekiyor. Peki bu tip hani yakışıklı profildeki oyuncuların hani dizilerde sürekli müzik göstermesi yani sizin izleyici olarak abesle işgal değil mi? Hani sürekli böyle bir kas görmek, işte bir erkek vücudu olması. Yani karakterin yapısı, dili buna uygun değilse durup dururken vücut göstermenin anlamı yok yani. Soyunmanın anlamı yok. Burada bir yapımcının, senaristin şeyi mi var? Yani şey midir? Hani işi köpürtmek anlamı yok. Yok, direkt istekleri değil o. Tabii de yani çekim sırasında kendiliğinden oluşan şeyler. Tamam. Teşekkür ederim. Murat Bey, çok teşekkür ederiz. Bir de son olarak bir kaza geçirdi tiyatrocular, genç tiyatrocular. Onunla ilgili mesajınız var mı? Bizim başı sağ olsun yani. Yani maalesef Türkiye'de bu işi sürdürememeli. Çünkü bir yerde oynuyorsunuz, sonra yarın başka bir yere ulaşmak için karayoluyla gitmek istiyorsunuz ve gece yola çıkıyorsunuz. Üzücü, çok üzücü. Yani gerçekten çok üzücü. Ve hani hayatlarını sürdürebilmenin yollarından bir tanesi. Yani, tehlike, bıçak sırtında bir şey yapıyorsunuz. Oyunculuk zor bir meslek mi yani bu bakımdan da? Riskli bir meslek mi? Olmaz mı? Sette kazan geçirme ihtimaliniz var. Hadi şey şimdi sigorta yapıyorlar. Yapımlar hani onu setlerde mutlaka bir ambulans oluyor. Sağlığınızla ilgili herhangi bir şeyde ister istemez yardımcı oluyor. Dışarıda çok öyle değil yani. Çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Görüşmek üzere. TikTok. Ya görmediniz mi siz onu? Görmedim.